Mutlu akşamlar değerli Tekrum ve Televizyon izleyicileri. Atamızın Selanik'teki evinden getirilen toprağın İpsala sınır kapısında atletlerimize teslim edilişi ve ardından da Kereliço Pehlivanköy'de yapılan yağlı güreşleri sizler için takip ettik, izliyoruz. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde 27 yıl baş pehlivan olan Kereliço adına düzenlenen yağlı güreşler 16 Mayıs 2009 Cumartesi günü Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Aliço Pehlivanköy'de yapıldı. Güreşler bugün Türk güreşinin efsane pehlivanının adını taşıyan Aliço Pehlivanköy'deki mezarının ziyaretiyle başladı. Burada düzenlenen törende Kur'an okunarak dua edildi. Törenlerde ünlü pehlivanın köy meydanındaki heykeli önünde saygı duruşu yapıldı. Buradaki törende ünlü pehlivanın sportif kişiliği dile getirildi. Adına güreş düzenlenen Kereliço lakaplı pehlivan, 1844 yılında pehlivanlarıyla ünlü, bugün Bulgaristan sınırları içindeki Lofça kasabasında doğdu. Burada güreşe başlayan Aliço, kısa sürede kendinden büyük çocukları yenmesiyle dikkat çekti. Hatta iki kişi bile Aliço'yu yenemiyordu. 93 harbisi sonunda Türkiye'ye göç eden Aliço pehlivan, İpsala'nın Koyunyeri köyüne yerleşti. Bu yörede yaptığı güreşlerde adını duyuran Aliço pehlivan, güreş aşığı Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz tarafından saraya alındı. Sultan Abdülaziz'le de güreş tutan Aliço, padişahı kündeye getirdi ama atmadı. Bunun üzerine padişah ona neden atmadığını sorar. Aliço da, "Senin karşında nice düeller var, onlar atamıyorlar da ben nasıl atayım?" cevabını verdi. Bu cevaptan hoşlanan Sultan Abdülaziz, Aliço'ya 15 altın vererek saray pehlivanı yaptı. Saraya alındıktan sonra önü daha da yükselen Aliço, saçsız olması nedeniyle kel, bugün yasak olan kemane oyunu nedeniyle de gaddar lakaplarıyla anılmaya başlandı. Güreşi bıraktığı 1894 yılına kadar 27 yıl Kırkpınar baş pehlivanı olan Kereliço, 70 yaşındayken kendinden 25 yaş küçük olan çırağı Adalı Halil'i yenmiştir. Daha sonra tifo hastalığına yakalanan Kereliço 1919 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Efsane pehlivanın oturduğu evin yerine bugün Koyunyeri Aliço İlköğretim Okulu yapılmıştır. Türk güreşinin ünlü pehlivanının yaşadığı Koyunyeri köyünün adı 1998 yılında Kırkpınar'ın altın kemerli ağası rahmetli Hüseyin Şahin'in önerisi köy muhtarlığının aldığı karar ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Aliço Pehlivanköy olarak değiştirilmiştir. Hüseyin Şahin Ağa ayrıca ünlü pehlivanın heykelini yaptırarak köy meydanına diktirdi. Güreş alanında törenlere ise saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlandı. Bu yıl 11 boyda düzenlenen güreşlerde toplam 164 pehlivan kol bağladı. Çok uzun yıllara dayanan ama bir süre ara verilen Kereliço yağlı güreşlerini 7 yıl önce başlatan, 6 yıldır da ağalığını üstlenen altın kemerli Kereliço güreşleri ağası İbrahim Girgin şunları söyledi. Kırkpınar'a gidemeyen, oraya girmeye fırsatı olmayan insanlara gerçekten burada bir Kırkpınar havasında çok yakın mesafede bir güreş zevki tattırdık. Bu da bize onur veriyor. Ben bütün sponsorlarıma yardımcı olan başta Edirne Valimiz, etrafındaki mülki amirlerimiz, Kültür Bakanlığı, bunun yanında İpsala Kaymakamlığı ve diğer daire amirlerimize kimin emeği geçiyorsa sizlerin de basınımızın da hepsine huzurlarınızda da buradan teşekkürlerimi bildiriyorum. Güreşler öncesi İpsala'da yapılan bir tören vardı, ondan da bahseder misiniz? Evet, her yıl 16 Mayıs, bugün de 16 Mayıs. Bundan sonra da her 16 Mayıs'ta bu şöleni yapacağız. Niye 16 Mayıs derken, 16 Mayıs'ta atamızın doğduğu Selanik'ten alınan toprak İpsala Gümrük Kapısı'na geliyor. Ve de sabahleyin orada bu toprak teslimi törenle gerçekleşiyor. Aynı gün orada tören bittikten sonra da Aliço'da bu güreş organizasyonunu başlatıyoruz. Atasporumuza, atamızın en çok sevdiği spora değer verdiğimizi bu organizasyonu da burada yaparak göstermiş oluyoruz. Ben bu yıl şölenlere bir de etrafımızda bulunan köylerden fakir fukara çocuklarının sünnetini de ekledim. O yüzden de ayrı bir gurur veriyor bana. İnşallah bundan sonra yanımdaki arkadaşlarım, dernek üyelerim, köy muhtarımız ve etraftaki iş adamlarımız çok sahip çıkılıyor. Bugün de gördünüz zaten.
bu şekilde organizasyonu daha da geliştirerek yapacağız. Tribünleri dolduran yaklaşık 4500 seyirci kıran kırana geçen mücadeleyi heyecanla izledi. Bu yıl 6. kez güreşlerin ağalığını üstlenen Altın Kemerli Ağa İbrahim Girgin'i yöre ağası arkadaşları yine yalnız bırakmadı. Ağa tribününde yer alan 2009 Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, Kırkpınar eski ağalarından Mehmet İriş, yöre güreş ağalarından Halil Sayı, Hasan Yarbasan, Yusuf Yoldaş ve Tülay Orhun dikkat çekti. Bu arada konuklarıyla tek tek ilgilenen kel ölçü güreşlerinin Altın Kemerli ağası İbrahim Girgin için "Helal olsun, işte ağalık böyle yapılır" dedirtti. Kel ölçü yağlı güreşlerinde bu yıl baş pehlivanlık aralarında Osman Aynur, Şaban Yılmaz, Ekrem Yavuz, Ziya Ünlü'nün de bulunduğu 12 pehlivan arasında geçti. Kel ölçü pehlivanın adına yakışır şekilde kıran kırana geçen eleme turlarından sonra yarı finalde Serhat Gökmen, Osman Aynur'u, Fatih Atlı da Ekrem Yavuz'u yenerek finale yükseldi. Finalde yağlı güreşin iki genç ismi Fatih Atlı ile Serhat Gökmen karşılaştı. Finalin 12. dakikasında kündü oyunu ile açık düşürerek 2009 yılı kel ölçü yağlı güreşlerinin baş pehlivanlığını kazandı. İkinciliği Serhat Gökmen alırken üçüncülükleri ise Osman Aynur ile Ekrem Yavuz paylaştı. İpsala Kaymakamı Aylin Kırcıduman, güreş ağası İbrahim Girgin ve Alişa Pehlivanköy muhtarı Ahmet Turgay tarafından verildi. Evet değerli göstericiler, şu anda yanımızda İpsala Kaymakamı Sayın Aylin Duman Kırcı. Evet Sayın Kaymakamım, şu anda yörenizde Ali Çöp Pehlivan güreşleri yapılmakta. Bize atasporumuz güreşten bilgiler verir misiniz? Atasporumuz yağlı güreşleri yaşatmak üzere, Büyük Pehlivan Cihan Pehlivanı, Kel Ali Çöp Pehlivanı anmak üzere her yıl 16 Mayıs'ta bu festivali düzenliyoruz. Gerçekten çok mutluyuz, bu kadar kalabalık, herkes burada. Hem ilçemizi tanıtıyoruz, hem Kel Ali Çöp Pehlivanı tanıtıyoruz ve bu güzel sporu yaşatmaya çalışıyoruz. Bize destek veren başta valiliğimiz olmak üzere Kültür Bakanlığı'na ve bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten bu yağlı güreşleri yaşatmak için her yıl 16 Mayıs'ta Atatürk'ün toprağı Selanik'ten getiriliyor ve İpsala'da alınıyor. Daha sonra da biz buraya geliyoruz ve Atatürk'ün en çok sevdiği bu güzel yağlı güreşleri İpsala'mızda yapıyoruz. İpsala'mızda daha önce çayırlar varmış. Orada hazırlanıyorlarmış bu güreşleri için güreşçiler. Şimdi de çeltik ekiliyor bu çayırlarda ve çeltikçilerimiz İpsala pirincini bütün dünyaya tanıtıyorlar ve bu güreşlerimize de kel ölçü güreşlerine de sponsor oluyorlar. Thank you.
Sizlerin de bildiği gibi gerek Anadolu gerekse Trakya hep birçok şehrimiz pehlivanlar diyarı olarak anılıyor ki bunların başında sizlerin de bildiği gibi en büyük organizasyonu 600 seneyi aşmış devam eden biçimiyle Kırkpınar var. Keleliço güreşleri de son yıllarda organize edilen ve giderek büyüyen, gelişen bir organizasyon. Bunun tabii en güzel tarafı bir sınır şehri olan Edirne'mizin komşularımızla, gerek Bulgaristan, gerek Yunanistan ve orada yaşayan soydaşlarımızın da bu güreşlere ilgi göstermesi, bizlerin bir araya gelmesine vesile olması, birbirimizi daha yakın tanımamıza ve iyi ilişkiler kurmamıza vesile olması en önemli kısmı. Zaten sporun da en büyük özelliği birleştirici olması. Bu anlamda biz bu organizasyonlardan büyük yararlar sağladığımızı düşünüyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz adına. Sizlerin de bildiği gibi bu organizasyonları gerek valilik, gerek kaymakamlıklarımız, belediye başkanlarımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Giderek de büyüyen organizasyonlar, ümit ediyorum. Mesela özellikle Kırkpınar için söylüyorum. Uluslararası boyuta dönüşür ve daha büyük hedefleri gerçekleştirmiş oluruz. Güreşler öncesi İp Sağ'da yapılan bir tören vardı. Ondan da bahseder misiniz? İp Sağ'da yapılan ata toprağının Selanik'ten getirip teslim edilme töreni. Oraya da katılmıştınız. Evet. Tabii bu sene 21.'si yapılan Atatürk'e Anma Gençlik Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilen atamızın doğduğu evden getirilen toprağın ve Samsun'dan Ankara'ya yetiştirilen bayrakla birlikte Cumhurbaşkanımıza teslim edilmek üzere gerçekleştirilmiş bir organizasyon bu da. Bu da aynı biçimde dediğim gibi geride yaşadıklarımızı unutmamak, günümüzde daha iyi, günümüzü daha iyi ileriye götürebilmek için geçmişimize sahip çıkmak, geride yapılmış olan hatalar varsa onları görmek, değerlendirmek ve ileriye sağlam adımlarla yürümek için geçmişimizi bilmek ve bunu iyi değerlendirmek zorunda olduğumuzun bir göstergesidir diye düşünüyorum. Ama bir anlamda da yine demin de söylediğim gibi bu da komşularımızla ilişkilerimizi bir şekilde ileriye götürmemize yine bir vesile, bir araya gelmemize. Bunun da bu hedefi gerçekleştirmede faydası olacağına, yurt dışında yani gerek Yunanistan'da gerekse Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkedeki, bu ülkelerdeki haklarının daha da geliştirilmesi adına iyi adımlar olacaktır diye düşünüyorum. Evet değerli güreş severler, İp Sağ'da Belediye Başkanı Mehmet Karagöz yanımızda. Evet Sayın Başkanım, yörenizde yapılan güreşler hakkında, atasporumuz güreş hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi Keleliço pehlivan güreşleri her gün kademe kademe yükselmekte. Daha önceki yıllarda İp Sağ'da bu yağlı pehlivan güreşleri yapılıyordu. Ama bizler 99 yılından bu yana bu pehlivanların Aliço Pehlivan Köyü'nde mezarının burada olması nedeniyle
Aliço Pehlivan Köyü'ne yakışacağına inanıyorduk. O dönemde kaymakamımız Mustafa Yer'le birlikte burada bu güreşlerin düzenlenmesi kararını aldık. Ve bugüne kadar da her yıl ilerleyerek adeta bir küçük Kırkpınar havasına bürünüyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Tabii Kel Aliço güreş tarihimizde çok büyük yeri olan bir pehlivanımız. Onun adına düzenlenen bu güreşlerin onlarca yıl devam etmesinden yanayız. Bu çalışmalarda özellikle güreş ağamızın İbrahim Girgin Bey'in özel çalışmalarını takdirle karşılıyorum. İpsala Belediye Başkanlığı olarak da kendisine her zaman yardımcı olacağız. Oluyoruz zaten. Bu güreşlerin Aliço'nun adına yarışır biçimde yürümesinden de büyük onur duyuyoruz ve devamını diliyoruz. Seyirci ilgisi nasıl? Komşu ülkelerden konuklar da var burada. Seyirci ilgisi nasıl? Seyirci ilgisi çok güzel. Özellikle Yunanistan'dan, yani soydaşlarımız, Yunanistan'ın Batı Trakya bölümünde yaşayan insanlarımız güreşleri çok seviyorlar. Kendi milli ruhlarını burada daha iyi yaşıyorlar. O anlamda bugün de oldukça çok gelen soydaşımız var. Ayrıca bugün biliyorsunuz 16 Mayıs. 16 Mayıs'ta biz her yıl Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Selanik'teki evinden toprağı alıp Anıtkabir'e kadar 19 Mayıs törenlerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bugün çok önemli. Özellikle Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımız 16 Mayıs'larda mutlaka burada oluyorlar. Bu önemli günü birlikte yaşıyoruz ve Kel Aliço Pehlivan güreşlerine katılarak kendi öz ruhlarından gelen o güreş sevgisini, güreşe olan hasretlerini burada gidermeye çalışıyorlar. O anlamda Kel Aliço Pehlivan güreşleri çok anlamlı. Burası, biz tabii Edirne 648 yıldır güreşlerin diyarı olmuş bir memleket, Serhat şehrimiz. Kırkpınar'ın bir yavrusunu da biz Aliço Pehlivan Köyü'nde yaşıyoruz. Tabii genelde Haziran ayında Kırkpınar güreşlerimiz yapılıyor ama Kırkpınar öncesi burada Aliço Pehlivan güreşlerine Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz, biz milletvekilleri olarak belediye başkanları, köy muhtarlı el birliğiyle buradaki bu kültürel aktiviteyi perçinledik. Çok daha iyi bir hale getirdik. Bunu da sürdürmek istiyoruz. Burası tam bahar dönemi. Ayçiçeği ekimleri yapıldı. Pancar ekimleri yapıldı. Çeyrek ekimleri yapıldı. Çiftçilerimiz bu ekimler sonrası tekrar bir araya böyle geliyoruz. Bu kültürel geleneği sürdürüyoruz. Tabii burada olmak çok keyif verici, mutluluk verici. Bundan sonra da inşallah Kırkpınar'da bütün camiayla beraber olacağız. Gördüğünüz gibi burada bütün sivil toplum kuruluşları var. Ticaret odalarımız, borsalarımız. Bu tam bir Rumeli geleneği, bir Trakya geleneği. Bunu hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız. Bunun için de mutluyuz. Evet, bir alkış yapalım. Minik pehlivanlara bir alkış. Sizin alkışlar onlarınızın teşviğidir. Teşekkür ediyoruz. Sahil alalım, sahil alalım, evet. Şimdi
hep beraber çok keyifle seyrediyoruz ataspor güreşlerimizi. Edirne'de tabii Kırkpınar güreşleri ağırlıklı olarak dünyaya mal olmuş artık bu güreşler. Dolayısıyla Edirne'nin etrafında da gerek Lalapaşa'da gerek bu köyümüzde, Aliça Pehlivan köyümüzde bu güreşler artık geleneksel hale geldi. Dolayısıyla Türkiye'ye mal olmuş sporcular, güreş sporcuları, güreşçilerimiz bu er meydanlarında güreşiyorlar. Ama önemli olan tabii bu sporun, bu atasporunun yapılışında seyircinin buna destek vermesi. Şimdi bakın burada görüyoruz. İnsanlar bu günün sıcağında burada keyifle, zevkle şu güreşleri seyrediyorlar. Keza şahsen ben de öyle, bizler de öyle. Dolayısıyla bu güreşleri desteklemek lazım. İşte bakıyorum çok ciddi sponsorlar var. Bu güreşlere destek olan kurumlar, kuruluşlar. Tebrik ediyorum hepsini. İnşallah bu güreşlerimiz devam eder. Bu atasporumuzu el ele devam ettiririz. Dünyaya mal olmuş halini inşallah daha ileriye götürür diye düşünüyorum. Bugüne ne 16'sı? 16'ya oldu. Puanlama. Büyük Orta'nın puanlama saati gelmiştir. Kule hakemliğinin önüne geliniz. Büyük Orta pehlivanlara puanlama saatiniz gelmiştir. Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerinden Bülent Koyuncu. Evet, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerinden Bülent Koyuncu. 100 lira güreşlere bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. Borsa yönetiminden Necmettin Sunar da 100 lira gönderdiler. Teşekkür ediyoruz ve İbrahim Girgin'e soruyoruz. Evet, 10.000 TL dediler Sayın Kaymakamımız Aydın Hanım. 10.000 TL dediler, alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. 22'ye sattık. 15'ten fazla vermem. Kabul ederseniz. Etmezseniz buna yetişir. Gene beraber yapacağız. Tamam biz. O hep yapacağız. Yapıyoruz zaten. Yapacak. Hah tamam. Ya, şimdi sen söyleyeyim. Ya, zaten sen yap o işi. Şimdi 200 ben 500 diyorum. Sonra tamamlayacağım. Birer kurtulacağım. Evet 800 TL dediler İbrahim Girgin. 1 lira oldu. 1 lira oldu. Efendim 11.000'de 11.000'de şimdi tamam 11.100 11.200 11.300 Sezer Çeltik fabrikalarına soruyoruz. Çiftçinin sabanın budu yoktur. Sezer Çeltik fabrikalarının gözü gönlü toktur. 15.000 lira haktır, ne diyorsun Sezer Çeltik fabrikası? 100 lira mı atıyorsun? 100 lira attılar, alkışlıyoruz. Evet. O kaç liradayız? 100 lira. 100 lirada. Ya 11.100. 11.100. 11.100. Mustafa Elbacım 11.200. 11.200. 11.300. Turan Bey de evet. Yönetme söylesin Yusuf Yörük. Yusuf Yörük. Ben verdim. 11.400. Hasan Turgay 11.500. Halil Sayı 11.550. Hasan Yerbasan 11.600. Burhan Güneş 11.650, Yusuf Yoldaş 11.700, Süleyman Cin 11.750, Sayın Çakıroğlu 11.800. Evet, şimdi bir daha gelmiyorum ben size, tamam. Efendim ağırlık burada. Sayın Girgin. O kadar. Tamam. 18.000 lira ver. Sayın Girgin. Evet. 15 değil 18. 1900 oldu. Devam et. Hadi bir dakika. Sen tamamlayacağım ben. Şimdi neydi orada? 1900. Sizle beraber çekiyor musunuz? 11.900 İbrahim Bey. Kenara şöyle bir sen. Sen yardımcı olacaksan olacak. Evet. Sezer Çeltik fabrikaları ne diyorsun? 11.900. 11.900 mi? Evet. Şimdi bak, şöyle yapacağız. Ağalarım da burada. Bak şimdi. Ben 13.000 diyeceğim. Benim uğur sayım 13.000. Necmi de 30.000 diyecek. Yani 17.000 lira vereceğim. Ağalık bitecek. Şimdi Sayın İbrahim Girgin diyor ki 13.000 TL alkışlıyoruz. 13.000 TL diyor. Sezer Çeltik fabrikalarına soruyoruz. İbrahim Girgin diyor ki 17.000 lira versin, 30.000'i tamamlasın, al olsun diyor. Çeltik fabrikaları İpsala da vergi rokartmeni yakışır mı arkadaşlar? Yakışır mı? Satayım mı? Satıyorum.
veriyoruz. Alkışlar Fatih Atlı için. Şimdi bugün gördünüz. Genç kardeşimiz yetişiyor. Allah izin verirse Kırkpınar'da da derece bekliyor. Bu sene tarihi Kırkpınar'da, yani geçen yıl Kırkpınar güreşlerinde baş altı ikincisi oldu. Kıl payı baş altı şampiyonluğunu kaybetti. Serhat Gökmen, hep beraber alkışlıyoruz. Allah Allah, İllallah, Muhammedur Resulullah. Hadi sayın seyirciler, o güzel ellerinizi hazırlayın. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Serhat Göçener'in Fatih Atlı şu anda baş pehlivan oldu. Evet Fatih. Öncelikle buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Geçen hafta Tarso'da beraberdik. Burada Serhat kardeşimle ikimiz de Kırkpınar adına iyi güreşler yaptık. Kırkpınar'a güzel yatırımlar yaptık. İkimiz de altın kemer için önemli adımlar attık.
önemli arkadaşlarımızı yendik. Yani bu başarı inşallah Kırpınar'da devam ettirip altın kemeri alıp seneye burada tekrar güreşmek istiyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Serhat sen ne demişsin? Öncelikle arkadaşımı kutlarım. Onun dediği gibi inşallah bu sene Kırpınar'a iyi hazırlanıp kemeri alma niyetimiz var. Evet değerli güreş severler. Kerelçi yağlı güreşleri şu anda sona erdi. Yanımızda İbrahim Gürgin ağa. Evet ağam, bu sene son verdiniz ağalığa. Son ağalığa veda etmedik. Bize birlikte zaten organizasyonun içindeydik. Ben Kel Aliço Pehlivanı Tanıtma ve Yaşatma Derneği başkanıyım aynı zamanda. Evet. Burada bir görev değişikliği yaptık. Herkesin bu işten zevk alması için koltuğa oturup kalkılacağı dönemi bilmemiz gerekiyor. Evet. Madem sponsorlarımızla birlikte hareket ediyoruz, sırasıyla arkadaşlarımız bu göreve talipçi olsunlar. Onlar da aynı zevki yaşasınlar. Hep cazgırlarımızın söylediği dualı bir spor. Gerçekten dualı bir spor. Binlerce kişiye istihdam sağlıyorsunuz. Ekmek veriyorsunuz. Bugün de gördünüz burada. Evet, yeni ağamız da yanımızda. Kerel Çöpehlivan Güreşleri'nin gelecek yıl neler yapmayı planlıyorsunuz? Evet, ben de görevi arkadaşım güreş ağası İbrahim Girgin'den devralıyorum. Devraldım. Tarihi Kerel Çöpehlivan Güreşleri'ni etkinlikleri aynen devam ettireceğiz. Tarihi sporumuzu, atasporumuzu yaşatacağız. Hep birlikte arkadaşlarımızla etkinlikleri çoğaltmak istiyoruz. Şimdi biz bugünkü konumu itibariyle açıkçası onurluyuz, gururluyuz. Gayet başarılı bir organizasyon geçirdik. Zaten bilindiği gibi Türkiye'deki bu organizasyon ilk 5'in içinde, o kadar kendimizi başarılı görüyoruz. Tabii burada emeği geçen Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın Güreş Ağamız özellikle çok büyük emekler var. Şimdi biz de yeni, Sayın Ağamız da yeni. İnşallah bir dahaki yıl daha da iyiye götürmek istiyoruz. Tabii burada İbrahim Gürgen'in bize desteği olacaktır. Yani bırakma gibi bir şey. Biz buna inanıyoruz, kendisine güveniyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Görüldüğü gibi Samsun Ledikli Pehlivanlar çok iyi hazırlanmışlar baş pehlivanlıkta. Her iki pehlivanda gerek Fatih Atlı birinci, gerek Serhat Gökmen ikinci oldular. Gerçekten iyi güreş çıkardılar. Tabii Ekrem Yavuz ve Osman Aynur kardeşimiz ya Kırkpınar'a hazırlık için kendilerini zorlamadılar ya da gençler hızlı geliyorlar. Bir sevindirici durum da şu, küçük orta büyük boyda Edirne'li 4 pehlivanın birinci, ikinci, üçüncü olmaları. Yağlı güreşler, Kel Aliço yağlı güreşleri biliyorsunuz Trakya'da ilk yapılan güreşler oluyor. İnanıyorum ki bu sene güreşlerimiz daha kaliteli geçecekler. Bütün pehlivanlara başarılar diliyorum. Ayrıca Tek Rumeli televizyonunu da yağlı güreşleri böylesine ciddiyetle takip ettiği için acizane tebrik ediyorum. Sizleri de program yapımcısı olarak Özcan kardeşimizi tebrik ediyorum. Kel Aliço yağlı güreşlerinde öteki boylarda dereceye giren pehlivanlar ise şöyle. Baş, 1. Fatih Atlı, 2. Serhat Gökmen, 3.'ler Osman Aynur, Ekrem Yavuz. Baş altı, 1. Mustafa Bayram, 2. Arif Akın, 3.'ler Ünal Kahraman, Bayram Doğan. Büyük orta, 1. Serkan Duman, 2. Nadir Takı, 3.'ler Şenol Basat, Olcay Karaçavuş. Küçük orta, büyük boy, 1. Soner Toto, 2. Umut Vardar, 3.'ler Serkan Üydüler, Kansel Umut. Küçük orta, küçük boy, 1. Semih Yılmaz, 2. Sedat Çelik, 3.'ler Volkan Kılıç, Halil Polat. Deste büyük boy, 1. Harun Özçetin, 2. Arif Çelik, 3.'ler Nedim Anıl Gider, Adem Doğan. Deste küçük boy, 1. Kamil Pak, 2. Şafak Yanık, 3.'ler Özgür Bilgin, Ümit Çelik. Minik 1. 1. Abdülbaki Kara, 2. Doğukan Ay, 3.'ler Emre Durak, Özgür Ceylan. Minik 2. 1. Mert Aktaş, 2. Çetin Pınarbaşı, 3.'ler Halil İbrahim Kara, Burak Turgay. Teşvik 1. Fethi Güldiken, 2. Ufuk Yanık, 3.'ler Aydın Satı, Özcan Kural. Toz Koparan 1. Selahattin Kelemer, 2. Ömer Satı, 3.'ler Emre Kızılaslan, Yaşar Koçak.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Karadağ köyünde baş pehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı. 9. Karadağ yağlı güreşlerine 197 pehlivan mücadele etti. Baş pehlivanlığı finalde rakibi Nizamettin Akbaş'ı yenmeyi başaran Ali Gürbüz kazandı. Diğer boylarda ise baş altında Ramazan Bircan, büyük ortada Orhan Okulu, küçük ortada Mustafa Okulu, deste büyük boyda Ali Özdemir, deste küçük boyda Hasan Borucu, toz koparanda Fatih Üstündağ, teşvikte Mehmet Cengiz, minik birde Hasan Güzeller, minik üçte de Kürşat Korkmaz, sembolde Halil Kocaer birinci oldular. Şampiyonlar turnuvası sona erdi. Uluslararası gençler serbest, Greco-Romen ve bayanlar güreş turnuvası Antalya Dilek Sabancı Spor Salonu'nda yapıldı. 20 ülkeden 400 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada takım halinde bayanlarda Türkiye 77 puanla birinci, Bulgaristan 46 puanla ikinci, Avusturya 26 puanla üçüncü oldu. Greco-Romen stilde ise Türkiye 67 puanla birinci olurken Rusya 53 puanla ikinci, İran'da 51 puanla 3. sırada yer aldı. Serbest stilde ise Türkiye 66 puanla 1. olurken İran 57 puanla 2. Gürcistan 55 puanla 3.'lüğü aldı. Büyük şampiyon merhum Nasur Akar ölümünün 25. yıl dönümü olan 18 Mayıs 2009 Pazartesi günü Karşıyaka mezarındaki kabri başında anıldı. Bu haftaki Atasporumuz güreş programına burada son verirken bir dahaki programımızda Çanakkale'nin Çan ilçesi Kocaeli köyünde olacağız. Yağlı güreşleri sizler için takip edeceğiz.